Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere hayata tekrar başlayabilmiş bir kadının hayat hikayesini anlatıyorum. Sevdiği uğruna köyünü terk eden bir anne, belki de hiçbir zaman yolunun genel ev gibi bir yere düşeceğini tahmin edemezdi. Genel evde doğmak zorunda kalan ve orada yaşadıklarıyla ruhunda açılan yaraları kapatamayacak olan bu arkadaşımızın hayatı ve nelerle savaştığını eminim ki hayretler içerisinde dinleyeceksiniz. Ben Mehmet. Bana ulaşmak için 0506 397 9395 numaralı WhatsApp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz. Sizlerden emeklerimize karşılık olarak ufak bir yorum ve beğenilerinizi beklediğimi unutmayın. Merhaba Mehmet Bey, ben Bade, 28 yaşındayım. Bu kanalı keşfetmeden önce yaşadığım şeylerin bir tek benim ve benim gibilerin başına geldiğini düşünüyordum. Ama buradaki hikayeleri dinlerken yaşadığım hayata rağmen bazen üzüldüm, bazen şaşırdım, bazen hayretlere düştüm. Biliyorum ki benim hikayemi dinledikten sonra bunlar hala var mı diyenler olabilir. Ama Mehmet Bey, emin olun ki her yaşadığım ve anlatacağım olayların hepsi gerçektir. Ben bir genel evde doğdum. Annemin adı aslında Hacer ama doğduğum yerde ona herkes Canan derdi. Başlarda anne babasını kaybetmiş olan annem köyde tek başına yaşayan bir kadınmış. Bağ bahçeye gider, rızkını kazanır, hayatını devam ettirirmiş. Her şey annemin hemen köy evine yakın bulunan komşu evinde başlamış Mehmet Bey. Bu evde tek başlarına yaşayan bir dede ile nine varmış. Annem komşu oldukları için onların işlerini görür, yardım eder, yemeklerini yapar, sık sık ziyarete giderken onlar da annemi kızları gibi severmiş. Bu yaşlı çiftin İstanbul'da tek başına yaşayan, senede 2-3 kere ziyaretlerine gelen Yusuf adında annemle yaşıt bir torunları varmış. Yusuf'un köye geldiği zamanlarda annemle konuşup arkadaş olmuşlar. Birbirlerini sevmişler. Annem zaten köyden hiç dışarı çıkan bir kadın değilmiş. Yusuf ona sürekli olarak İstanbul'u anlatıyor, resmen kanına girmeye çalışıyormuş. Velhasıl annemi kandırmayı başarmış Mehmet Bey. Annem yanına aldığı ufak bir çantayla beraber Yusuf'la İstanbul'a gitmiş. İlk bir sene boyunca durumları gayet iyiymiş. Ama Yusuf'un babası ölünce annesi de başka bir adama kaçmış, bizimkiler de çulsuz, parasız, evsiz kalmışlar. Yusuf fabrikada çalışmaya başlamış, annemse temizliğe gitmiş. Her işi yapmışlar ve bir şekilde geçinmişler. Zaman geçtikçe Yusuf önce içkiye, sonra kumara bulaşmış. Bu kötü alışkanlıkların sonu elbette ki daha kötü olacaktı Mehmet Bey. İçip içip anneme saldırmaları, para bitince gösterdiği işkenceleri annem her zaman ağlayarak anlatırdı. Zamanla parasızlıktan kaynaklanan bu şiddetler azalmış. Çünkü annem Yusuf için büyük bir para kaynağı olmuş Mehmet Bey. 6 ay boyunca başka başka adamları namusu gördü. Sevdiğini söylediği kadının koynuna sokmuş. Madem para geliyordu, 6 ay kadar neden sürdü diyebilirsiniz. Evet 6 ay. Çünkü annem bana hamile kalınca benim doğacağım eve satılmış. Sevdiği adamla ömür geçireceğini zanneden annem 20 yaşında hamile haliyle genel evin kapısından içeriye girmiş. Her düşen gibi önce direnmiş, hamileyim demiş ama sonrasında kaderine boyun eğmek zorunda kalmış. 20 yaşlarının sonlarına doğru da kimden olduğunu dahi bilmediği bir çocuğu dünyaya getirmiş. Mehmet Bey keşke getirmeseydi. Keşke bu çileleri çekmeme engel olsaydı. Bir insan yıllar boyunca veled-i zina olarak anılacak bir çocuğu neden dünyaya getirir ki? Hala anlam veremiyorum. Bana Bade isminde annem vermiş Mehmet Bey. Bade içki, sunulan mey anlamına geliyor. Yani yaşayacağım hayatı bana ismimle anlatmış zaten. Annem benden pek haz etmezdi Mehmet Bey. Sonuçta sadece bir kez birlikte olduğu, kim olduğunu bile bilmediği bir adamın piçiydim. Ama en azından ondan kendi kaderini bana da yaşatmamasını beklerdim. Ama ne yazık ki olmadı. 6-7 yaşlarına geldiğimde onlarca kadınla yaşayan, dışarıyı hiç görmemiş, kimliği bile olmayan bir çocuktum. Genel evin patronları ve müşterilerden başka gördüğüm tek kişi ayda bir gelen iç çamaşırı satan bohçacı Gonca ablaydı. Daha o yaşlarımdayken bile gelen müşteriler beni kucaklarına oturtur, yanaklarıma öpücükler kondururdu. Ben beni sevdiklerini zannederken onların küçücük bedenimden iğrenç zevkler duyup tatmin olduklarını çok sonralarda anlayabildim. Annem de dur demezdi buna. Zaten benim için aklında olan plan da farklı değildi. Yusuf onu satmıştı. O da beni satacağına çoktan karar vermişti. Zaten kimliksiz,
genel evde doğmuş bir kız çocuğunun farklı bir nasıl hayatı olabilirdi ki? 12 yaşından itibaren içinde bulunduğum ortamı, nerede yaşadığımı, babamın olmadığını, annemin ne iş yaptığını anlamaya başlamıştım. Yaşadığım tacizler de artarak devam ediyordu. Artık müşterilerden kaçmak için 40 takla atar olmuştum. Aslında orada olmam yasaktı. Ama genel evin müşterisi olan polisler bile beni kurtarmak için hiçbir şey yapmamış, kimse benim için başını belaya sokmak istememişti. Benim de 14 yaşında başlayan kaçma girişimlerimin hiçbiri başarılı olmamıştı. 16 yaşlarıma geldiğim dönemde yine bohçacı Gonca gelmişti. Annemin ve diğer kadınların giydiği ipli, dantelli çamaşırlardan bana da seçmişlerdi. Dediğim gibi 16 yaşındaydım, daha göğüslerim bile tam anlamıyla büyümemişti. Ama çözüm mü yok Mehmet Bey? Hemen dolgulu süt yanları seçmişlerdi bana. Korktuğum günün yaklaştığını hissediyordum. Sürekli ağlıyor, her gördüğüme ayrı dil dökerek yalvarıyordum. Ama çare etmedi. Bana reva görülen hayattansa ölmeyi tercih ettim. Evde bulduğum bir çamaşır ipiyle kendimi astım ama ölmeyi de beceremedim. İntihar girişimimden tam 17 gün sonra ilk tecavüzüme uğradım Mehmet Bey. Daimi müşterilere haber verilmiş. Bekartım en yüksek fiyatı verene satılmıştı. 50 yaşında ağzı leş gibi kokan göbekli zengin bir şerefsiz karşımda duruyordu. Beni bir odaya soktular. O iğrenç herif de peşimden geldi. Ayaklarına kapandım, yalvardım. Köpeğin olayım abi dedim ama dinlemedi. Üstümdekileri yırtarak çıkarttı, yatağa fırlattı. Karşılık vermediğim için döve döve beni koynuna aldı. Bacaklarımdan masumiyetimin kanı süzülürken ağzımda yediğim dayaktan ötürü akan kanın tadını alabiliyordum. O günden sonra defalarca kez o evde satıldım. Tecavüze uğradım. Ne kaçmayı ne de ölmeyi başaramadım. Zaten bir süre sonra insan kabulleniyor Mehmet Bey. His falan kalmıyor. Duygu deseniz kayboluyor. Her şey böyle olması gerektiği için olduğunu zannediyorsunuz. Benim için annemin veya oradaki diğer kadınların arasında hiçbir fark yoktu. Çünkü benim kirletilmemi oradaki herkes istedi. Erkeklerin hepsinden, kokularından, bedenlerinden tiksiniyordum. Ama neredeyse her gece bir başka adamın koynuna girmek zorundaydım. 20 yaşıma geldiğimde 4 senedir o genel evin bir parçasıydım. Parayla satılan bir fahişeydim. 18'im dolunca vesika aldırmak için kimlik çıkartmışlardı bana. Genel evdeki her kadın gibi silah zoruyla imzalatılan onlarca senetim vardı. Hayatımı değiştiren insanla da 20 yaşıma geldiğimde tanıştım. Sabaha karşı sokakta bağıran bir erkekle ağlayan bir kızın sesine uyanmıştık. İlk kez orada gördüm Elif'i. Yanındaki adam saçlarından tutmuş, içeride bulunan holün ortasına fırlatmıştı. Elif'in amcası olduğunu sonradan öğrendiğim adam, gitmeye çalışırken Elif ayaklarına yapışmış vaziyette ağlayıp yalvarıyordu. Ama mani olamadı. Adam çıktıktan sonra uzun, sarı saçlarını arkaya atıp gözlerini bize kaldırdı. O zaman gördüm gözlerini ilk kez. Yemyeşil, orman gibiydi. O anda sanki karşımda ben duruyordum Mehmet Bey. Sanki beni zorla o odaya soktukları gecedeki halim karşımda duruyordu. Herkes ne olup bittiğini anlamaya çalışırken ben Elif'e doğru yürüyerek onu ayağa kaldırdım, odama götürdüm. Elini yüzünü yıkamasına yardım ettim. Yatağıma oturduğumuzda meraklı kadınlar odama doluşmuştu. Hepsini kovaladım. Elif'le yalnız kalmıştık. Benim aksim gibiydi. Ben kısa siyah saçlı, kara gözlü, esmer, buğday arası ten rengi olan bir kızdım. O ise bembeyazdı. Ay gibi parlıyordu. Yemyeşil gözleri, upuzun sarı saçlarıyla sanki karşımda bir bebek gibi masum bir şekilde duruyordu. Elif yavaşça kendine geldi ve neden orada olduğunu anlatmaya başladı. Mehmet Bey babası zengin bir adammış. Annesiyle birlikte yaptıkları bir kazada ikisi de vefat etmiş. Babası zengin olunca kalacak maldan faydalanmak için bütün akrabalar Elif'i yanlarına istemişler. Amcasıyla kalmaya başlamış. Ama babasının ölmeden kısa süre önce iflas ettiği, mal değil borç bıraktığı anlaşılınca yediği ekmek bile gözlerine batar olmuş. En sonunda da amcası buraya getirip satmış Elif'i. Hem de yaşadıkları yerde soran olur korkusuyla herkese okula gönderiyorum diye kandırmış, getirmiş İstanbul'a. Elif oraya geldiğinde tertemizdi. 19 yaşındaydı. Annesiyle babasını kaybedince üniversiteyi kazanamamış. Amcasından gizlice yeniden sınava hazırlanıyormuş. Ama kader onu benimle aynı bataklığa getirmişti. Benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyordum. Ben de ona hikayemi anlattım. Doğduğum yer, yaşadığım hayat beni güçlü, korkusuz biri yapmıştı. Kaybedecek hiçbir şeyim yoktu.
Ama Elif çok kırılgan, çok naif bir kızdı. Onu sanki canımdan can gibi, bir kardeşim, bir yoldaşım, evladım gibi gördüm Mehmet Bey. Konuşmanın sonuna geldiğimizde uzun bir sessizlik olmuştu. Buraya neden geldiğini biliyordu. Bense onu izliyordum. Sanki baktıkça içim onunla doluyordu. Bir şey daha var dedi Elif. Ben burada yapamam, erkeklerle olamam dedi. Ben de çaresizce, kimse buraya isteyerek gelmiyor zaten dedim. O da benim durumum başka. Küçük yaşlarında tacize uğradım. O günden beri erkeklerin yanında bile duramıyorum. Bu işi yapamam. Allah rızası için bana yol göster, kaçayım gideyim buradan dedi. Bense biraz dinlen, vakit geçsin beraber kaçarız sana söz dedim. Ve onu yatağa yatırdım. Ben bu hayattan vazgeçmiştim Mehmet Bey. Ama elimde kurtarabileceğimi düşündüğüm bir hayat olması benim içimde tekrar bir ışık yanmasına sebep oldu. Sonraki günlerde ben müşterilere çıkmaya devam ettim. Patronu da Elif'e hazırlamak bahanesiyle sürekli oyaladım. Ama artık sabırsızlanıyordu. Benim müşteride olduğum, üstümde yatan adamın iğrenç bedeni altında nasıl kaçarız diye düşündüğüm bir gece Elif'in de hayatını karartmışlar Mehmet Bey. Müşteri gidip de Elif'in odasına girdiğimde ilk gördüğüm bacaklarındaki ve ağzının kenarındaki kurumuş kanın kırmızısıydı. Gözleri açıktı. İfadesizce duvara bakıyordu. Kucaklayıp banyoya götürdüm. Kendi ellerimle ağlayarak yıkadım. Onun gözündeki yaş bile tükenmişti. Hem onu hem yatağını temizleyip yatırdım. Canım gibi, kardeşim gibi sahiplendiğim kadının hırpalanmış bedenine bakarak ağlıyordum. Elif bir ara uyur gibi oldu. Sonra sarsılarak, ağlayarak uyandı. Sıkıca göğsüme bastırdım. Biraz sakinleşip kafasını kaldırdığında kan çanağı olmuş gözleriyle karşılaştım. Sonra bakışlarım kenarı yara olmuş dudağına kaydı. Hemen yanımızdaki ıslak mendille orayı temizledim. Yanağından öptüm, onu tekrar yatırdım. O günden sonra tam 3 ay boyunca daha kaldık orada. Gündüzleri kaçmanın fırsatını arıyor, akşamları bize zorla sahip olan adamların altında yatıyor, geceleri ise birbirimize teselli bulmaya çalışıyorduk. Sonunda bir akşam 4 tane arkadaş geldi. Patron bize döndü, iki kız istiyorlar dedi. O iki kız biz olmuştuk Mehmet Bey. O gece ikimizin de hayatının en karanlık gecesiydi. İlk gecemizden daha çok canımız yanmıştı. Kısa boylu kel bir adam saçlarımdan sürükleyerek beni Elif'in altına yatırdı. Elif'in vücudunu öpmemi istiyordu. O benim kardeşimdi, yoldaşımdı. Bunu kabul edemezdim. Ama gözüme yediğim bir yumrukla beraber istediklerini maalesef ki yaptım. Kendimden iğreniyordum Mehmet Bey. Ama mecburdum. Bizi yan yana yatırıp birbirimize bakmamızı sağladılar. Birbirimizin gözlerinin içine ağlayarak bakıyorduk. Ben kendimden geçmiş, sadece onun yaşadıklarını düşünüyor. Onu böyle gördüğüm için ağlıyordum. Biz ağladıkça üzerimizde tepinen herifler daha çok hızlanıyor, canımızı yakmak ister gibi övünüyor, gülüp eğleniyorlardı. Herkes gittikten sonra yıkanıp temizlenecek halimiz bile kalmamıştı. Ben hemen kalkıp Elif'in yanına geçtim. Kucaklayıp odasına taşıdım. Yüzüme bakmıyordu. Bakamıyordu. En çok bu zoruma gitmişti. O geceden sonra ucunda ölüm de olsa kaçmaya karar vermiştik. Başarısız bir iki girişimden sonra hamileyiz yalanını uydurup kürtaja diye çıktığımız bir gün yanımızdaki adamları atlatıp kaçmayı başardık. Ellerinde silahla bizi yarım saatten fazla kovalamışlardı. Ama sonunda açık bir apartman kapısından içeri girerek izimizi kaybettirerek kurtulmuştuk. Kurtulduktan sonra da hayatımız kolay olmadı elbette. Ben dış dünyayı çok sınırlı tanıyordum. Elif'in yaralarıysa çok tazeydi. Hemen başka bir şehre gittik ve tutunmayı başardık. Aynı kafede çalışmaya başladık. Ev tuttuk. Şimdi birlikte yaşayan iki yoldaşız. O üniversite sınavına yeniden hazırlanıyor. Ben de onun sayesinde açıktan ortaokulu bitirdim. Şimdi ise açıktan liseye gidiyorum. Hayatın bizi buluşturduğu yeri biz seçmemiştik. Ama bundan sonrası için iki kız kardeş olarak yolumuza bakacağız. Aslında ben pek anlatmayı seven bir insan da değilimdir. Ama Elif çok ısrar ettiği için ikimizin hayatını bir de sizin sesinizden dinlemek istedik Mehmet Bey. Belki ağlayacağız, belki sarılacağız ama o günleri asla unutmayacağız. Kendinize çok iyi bakın. Sabır göstererek ağzımdan cımbızla lafları aldığınız için teşekkürler. Allah'a emanet olun Mehmet Bey. Evet arkadaşlar, hayat hikayemizin sonuna geldik. Gerçekten Bade Hanım'a zorla da olsa bana yaşadıklarını anlattığı için teşekkür ediyorum. Bazen anlatmak gerçekten zor olabiliyor.
tekrar yaşanmışlıkları hatırlamak, o anları tekrar göz önüne getirmek çok zorlayıcı. Ama ben her zaman görüşmeye başlamadan önce eğer ki istemiyorsanız bitirebiliriz diyorum. Bittikten sonra bile kendini kötü hissederek ben vazgeçtim diyen kişilerin kayıtlarını emin olun ki siliyorum. Hiçbir video, hiçbir hikaye anlatanın ruh sağlığından önemli değildir. Bade Hanım istemediği bir hayata gözlerini açan bir çocuk. Annesiyle ne çocukluğunda, ne gençliğinde, ne de kaçtıktan sonra doğru düzgün bir bağ kuramamış, belki de hayatı boyunca bunun eksikliğini yaşayabilecekken yardıma muhtaç bir kıza resmen abla, resmen anne olmuş. Yaşadıklarınıza, size çektirilen çilelere tekrar değinerek sizi etkilemek istemiyorum. Allah hepsini bildiği gibi yapsın inşallah. Benim için önemli olan tek nokta, o zorluklardan güçlü bir şekilde çıkabilen, tekrar hayata adım atabilen o iki kadının şimdiki durumudur. Rabbim yolunuzu, bahtınızı her zaman açık eylesin. Ne zaman isterseniz bir abi, bir kardeş olarak bana ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben Mehmet. Sizlerin de hikayemizle ilgili düşüncelerinizi merakla bekliyorum. Bana ulaşmak için 0506 397 9395 numaralı WhatsApp iletişim hattımızı kullanabilirsiniz. Bir sonraki videomuza kadar kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun.